Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'de sanayi konusunu işleyeceğiz. Öncelikle sanayinin tanımıyla başlayalım. Sanayi, farklı ham maddelerin ve yarı işlenmiş ürünlerin fabrikada işlenerek kullanılabilir hale gelmesidir. Yani mamul madde haline gelmesidir. Sanayileşmiş ülkelerde birçok sanayi tesisi yer alır ve çalışma çağındaki nüfusun 15-64 yaş grubu nüfus önemli bir bölümü, yani örneğin %30'dan fazlası bu sektörde çalışır. Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışını etkileyen başlıca faktörler ham madde, enerji kaynakları, sermaye, iş gücü, ulaşım ve pazardır. Şimdi öncelikle ham maddeyi ele alırsak sanayileşmesi için gerekli olan temel faktörlerden bir tanesi ham madde. Ham maddenin temini. Çünkü tarım ürünleri, hayvansal ürünler, su ürünleri, ormanlar ve madenler tabii ki başlıca arkadaşlar ham madde kaynakları olacaktır. Ve modern sanayide ham maddeye duyulan ihtiyacın fazla olmasının yanı sıra bazı ham maddelerin de çabuk bozulabilir olması sanayi tesislerinin ham madde kaynaklarının yakın yerlerde kurulmasına zorunlu hale getirmiştir. Şimdi modern sanayiye baktığımızda modern sanayide makinelere dayalı olan hani sanayi tabii ki dolayısıyla ve bu sanayi tesislerinde de enerji tüketimi çok fazla. Dolayısıyla sanayisi fazla olan bir ülkenin ya da bir bölgenin ya da bir yörenin enerji tüketimi çok daha fazla olacaktır. Yani siz bir yerin sanayisinin gelişmiş olduğunu anlamak için enerji tüketimine bakmanız önemli bir unsurdur arkadaşlar. Sanayi kolları enerji istekleri birbirinden farklıdır. Mesela demir çelik sanayinde ısı elde etmek için kullanılan enerji birçok sanayi kolunda makineleri çalıştırmak için elektrik enerjisi olarak kullanılmakta. Türkiye'de taş kömüründen sağlanan ısı enerjisi demir çeliğe çevrilirken daha çok kullanılmakta ve bu yüzden de bu tesisler tabii ki kömüre yakın, taş kömürüne yakın yerlere kurulmaktadır. Günümüzde elektrik enerjisi çok uzaklara kadar iletilebilmesi enerji faktörünün sanayi tesislerinin dağılımı dışında olan etkisini de azalttığını görüyoruz. Sermaye yani para gücüne baktığımızda sanayi tesislerinin kuruluşu, üretime hizmet eden araç gereçlerin alımı, ham madde satın alınması ve çalışanlara ait ücretlerin ödenmesi için gerekli olan birikime deniyor. Türkiye'de sanayi faaliyetleri özel sektör ve yabancı ağırlıklı sermayeyle yürütülmekte. Bu şekilde hani sermayeyi değerlendirebiliriz. İş gücüne baktığımızda sanayide vasıflı ve vasıfsız olmak üzere biz iş gücünü ikiye aslında ayırabiliriz arkadaşlar. Sanayideki otomasyon sistemlerinin gelişmesi nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Yani işi bilen kalifiye insan anlamında konuşuyoruz, söylüyoruz bunu. Türkiye vasıflı ve vasıfsız iş gücü açısından önemli potansiyele sahiptir. Tabii ki nüfusumuzun fazla olması burada etkilidir. Sanayi tesislerinin kuruluşu ulaşım olanakları ile yakından ilgilidir. Ham maddenin sanayi tesisine getirilmesi ve mamul maddenin pazara ulaştırılabilmesi ulaşımı kolay, hızlı, güvenli ve düzenli olmasına bağlıdır. Sanayinin gelişmesinde özellikle demir yolu ve deniz yolu tabii ki etkili olacaktır. Bu ulaşım yönleri etkili olacaktır. Bildiğiniz gibi en ucuz ulaşım deniz zaten. Yine demir yoluyla da hem ucuz hem de tek seferde çok fazla ürün taşımacılığı yapılabiliyor. Türkiye'de sanayinin özellikleriyle hani özellikle batı ve kıyı kesimlerde daha fazla yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunların hani burada yoğunlaşmasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi de hiç kuşkusuz arkadaşlar ulaşım olacaktır. Tabii ki pazarlama da oldukça önemli. Sonuç itibariyle siz ürünü eğer pazarlayamıyorsanız yaptığınız hiçbir durumun özelliği olmayacaktır. Dolayısıyla yine pazarda oldukça önemli olacaktır. Özellikle işte İstanbul, Bursa, İzmir gibi nüfusu fazla olan şehirlerde tabii ki pazar alanı daha da geniş olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek tek sanayi kuruluşlarını ele alırsak gıda sanayini öncelikle ele alalım. Tarımsal hammaddeyi işleyen ve hazırlayan, muhafaza eden ve ambalajlayan bir sanayi dalıdır gıda sanayi.
Türkiye'de gıda sanayi genellikle ham maddeye bağlı olarak tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda ya da işte pazar koşullarına bağlı olarak büyük şehirlerde yoğunlaştığını söylememiz daha doğru olacaktır arkadaşlar. Unlu mamuller sanayisi ham madde olarak mesela tahıllar işlenmekte. İşte dolayısıyla tahıl en fazla nerede üretiliyor? İç kesimlerde. Dolayısıyla özellikle un fabrikaları, bulgur, işte irmik, makarna bu fabrikaların daha çok arkadaşlar İç Anadolu'da kurulmasını bekleyeceğiz. Çünkü ham maddeye yakınlığı daha çok esas alıyoruz. Dediğim gibi bu yüzden de Orta Anadolu'da daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Yine gıda ürünlerinden bir tanesi de şeker sanayi. Şeker de şimdi şeker fabrikaları bildiğiniz gibi şekerin şöyle bir özelliği var. Bu arada ilk şeker fabrikası 1926 Alpullu arkadaşlar. Onun kurulmasıyla Alpullu Kırıkkale'de kurulmasıyla başlıyor. Şeker pancarının hani tabii ki tarımın yoğunlaştığı iç bölgelerde çok daha fazla. Çünkü neden? Biz şeker pancarını topluyoruz. 24 saat içerisinde yani 24 ile 48 saat içerisinde işletmeye ulaştırmak zorundayız. Çünkü presledikten sonra alınan suyuyla şeker üretimi yapılıyor. Eğer tarladan toplandıktan sonra uzun süre kalırsa suyu çekildiği için bizim hiçbir işimize yaramayacaktır. Bu yüzden de baktığımızda şeker fabrikaları şeker pancarı ekim alanlarına yoğunlaşmıştır. Onlar da nerededir? Onlar da iç kesimlerde. Peki neden iç kesimlerde? Çünkü iç kesimlerde getirisi fazla olan ürünler yani daha doğrusu koşullar uygun olmadığı için biz kıyılara getirisi fazla olan ürünleri ekiyoruz. İç kesimlerde de mesela şeker pancarı ekiyoruz. Şeker pancarı sonuçta kıyılarda işte zeytin mi şeker pancarı mı tabii ki zeytinden daha fazla rakamsal olarak para kazanıyorsunuz. Bu yüzden de iç kesimlere yoğunlaşmış ve bu yüzden de şeker fabrikalarında iç kesimlerde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Et ve süt ürünleri sanayiye baktığımızda 1952 yılında et balık kurumu kuruluyor. Daha sonrasında işte bu sektörde yürütülen faaliyetlerle birlikte ülke geneline yayıldığını görüyoruz. Daha çok nerede olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da. Neden? Çünkü Doğu Anadolu'da büyükbaş hayvancılık, İç Anadolu'da küçükbaş hayvancılıkla et kombinelerinin o alanlarda daha fazla olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine iklimle alakalı. Çünkü Doğu Anadolu'da o alandaki sert karasal iklimle birlikte yaz yağışı alması ve çayırların çok geniş yer kaplaması, İç Anadolu'daki bozkır bitki örtüsü küçükbaş hayvancılık için çok daha uygun olmakta. Bu yüzden de işte Konya, Erzurum, Kars gibi iller tabii ki ön plana çıkacaktır. Ama sadece et deyince tabii ki kırmızı eti düşünmemek lazım. Tavuğu da düşünmemek, yani beyaz eti de düşünmemiz gerekiyor. Ama bildiğiniz gibi beyaz et kırmızı ete göre çok daha çabuk bozulabildiği için bu yüzden de daha çok tüketici nüfusa yakın olan yerlerde tavuk çiftliklerinin kurulduğunu görebiliriz arkadaşlar bu alanda. Yine hani balıkçılıkta da yine nedir? İşte Karadeniz'de mesela çok daha fazla yapılmakta. Çanakkale'de, işte Trabzon'da, İzmir'de bu illerde balıkçılığın daha fazla yapıldığını söyleyebiliriz. Yağ endüstrisine baktığımızda da yağ üret birçok üründen, birçok tabii ki tarım ürününden biz yağ üretebiliyoruz. İşte ayçiçeği olabilir, zeytin, mısır, soya. Yani bunlar yağ ürettiğimiz tarım ürünlerinin başlıcaları arkadaşlar. Ve ayçiçeği çok fazla üretiliyor bildiğiniz gibi. Ayçiçeğin ekildiği alan Trakya, %80'i bu alanda yetişiyor. Zeytin deyince aklımıza Ege, daha sonrasında Akdeniz gelmekte. Çünkü Akdeniz iklimi karakteristik bitkisidir. Makinin karakteristik bitkisidir zeytin ve sağlık açısından da oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine Marmara'da sofralık zeytinle birlikte yine yağ fabrikaları da o alanda işte Edremit, Ayvalık, Gemlik mesela bu anlamda çok önemli. Mısır ve soya yağı deyince daha çok Adana, bu çevrede daha çok ekildiğini söyleyebiliriz ve dolayısıyla bu fabrikaların da bu alanlarda daha yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Diğer ürünlere baktığımızda mesela çay tabii ki Rize ve çevresinde çayında şöyle bir özelliği var. Çay toplandıktan sonra özellikle sabah saatlerinde toplanır. Güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor. Bu yüzden de hemen toplanıp
ne yapılması lazım? İşletmeye ulaştırılması lazım. O yüzden de çakı fabrikalarının biz nerede olduğunu görüyoruz. Rize ve çevresinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bu alan içerisinde. Gelelim yine gördüğünüz gibi burada süt ürünleri dediğimiz gibi yağ özellikle işletmelerini görüyoruz. Dokuma ve deri işletmeciliğine baktığımızda tabii ki Türkiye'de hani pamuk tarımından dolayı oldukça geliştiğini, aynı zamanda hayvancılıktan dolayı da hem pamuklu dokuma, hem yünlü dokuma, hem de deri işletmeciliğinin geliştiğini söyleyebiliriz bu alan içerisinde. Özellikle Adana, İzmir, Denizli, Aydın, Antalya, Manisa, Antep gibi illerde pamuklu dokumanın daha da geliştiğini söyleyebiliriz. Ham maddeye bağlı olarak ama sonuçta özellikle ham maddeyi çok kolay temin edebilen pazar alanlarının geniş olduğu tabii ki işte İstanbul'da, Bursa ve Kayseri'de de yine pamuklu dokumanın ve hani hazır giyimin çok daha geliştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki yünlü dokuma olarak da şimdi yünlü dokumada özellikle küçük baş hayvancılık. Küçük baş hayvancılığın iç kesimlerde daha fazla olduğunu söyledik. Dolayısıyla hani bu alanlarda tabii ki sadece yünlü dokuma değil aynı zamanda halıcılık anlamında da geliştiğini söyleyeceğiz. İşte İstanbul, Kocaeli mesela Hereke halılarıyla meşhurdur. Bursa, İzmir, Manisa, Uşak, Isparta. Yani bu alanlar yünlü dokumanın daha çok geliştiği yerler olarak söyleyebiliriz. Halıcılık ve kilimde işte mesela Bünyan halısı deriz işte Isparta'da, pardon Kayseri'de işte Isparta halısı deriz. Yine Manisa'da işte Demirci Gördes Pula'da bulunmakta. Biraz önce söyledik Hereke'de Kocaeli'nde yine halıcılık anlamında önemli olduğunu Uşak yine bu alanlar arkadaşlar halıcılığın kilim ve halıcılığın geliştiği yerlerdir diyoruz. İpekli dokuma, ipek böceğinin daha önce daha çok hani işte ipek böceği deyince aklımıza Bursa geliyordu ama artık eskisi kadar Bursa'da bu iş yapılmıyor. Daha çok yapıldığı alan Diyarbakır arkadaşlar. Tabii yine bu hani İstanbul, Bursa ve Gemlik'te tabii ki var ama hani Diyarbakır şu anda daha ön planda özellikle ipekte, ipek böcekçiliğinin yetiştirilmesinde ama tabii işlenmesi ve onun sanayi ürünü haline getirilmesi yine eskiden olduğu gibi İstanbul, Bursa ve Gemlik'te devam ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Orman ürünlerine baktığımızda tabii ki özellikle Karadeniz'de daha yaygın biliyorsunuz daha fazla orman oranının fazla olması ama tabii ki Türkiye'de orman miktarı oldukça az ve bunları da doğru kullanmak gerekiyor. Birçok alanda orman ürünleri birçok ürünün ham maddesi durumunda işte kağıt, kereste, yonga, levha, işte parke, sunta, kontrplak ve mobilya üretimi gibi birçok alanda biz orman ürünlerini kullanıyoruz arkadaşlar. Özellikle Batı Karadeniz'de daha yoğunlaştığını, mesela belli şehirlerde işte İnegöl, Bursa gibi hani mobilya üretiminde ön plana çıktığını bunları söyleyebiliyoruz. Yine ham maddesinin odun yanı sıra bazı bitkilerde işte mesela saman, mısır sapı, saz, kamış gibi ve atık kağıtların oluşturduğu kağıt sanayi Türkiye'de önemli bir kol arkadaşlar. Kağıt fabrikaları deyince hemen aslında şu an mesela İzmit'te yok ama hala hani İzmit Sek olarak kullandığımız işte Zonguldak Çaycuma, Aksu Giresun, Dalaman Muğla, Çay Afyon, Balıkesir'de ve Kastamonu Taşköprü'de, Mersin Taşucu'nda bu alanlarda yine kağıt fabrikalarının olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar ki üniversite sınavında birçok kez kağıt fabrikalarıyla ilgili geçmiş yıllarda alan sınavında soru gelmiştir. O yüzden kağıt fabrikaları oldukça önemlidir arkadaşlar. Kimya sanayiye geldiğimizde birçok ham maddenin tabii ki ham maddede kullanılmakta kimya sanayi ve çok sayıda ürün elde edilmekte. Kimya sanayi deyince işte petrokimya, ilaç, lastik, gübre, sabun, deterjan hani kimya sanayinin içerisinde olan kollardır arkadaşlar. Mesela petrokimya deyince özellikle dışarıdan gelen petrolün rafineri edilerek işte işlenerek hani dağıtılması. Mesela biz Batman'da kendi petrolümüzü işliyoruz Batman rafinerisinde ama Mersin Ataş, İzmir Alia, İzmit İpraş,
ve Kırıkkale Orta Anadolu petrol rafinerilerinde ne yapıyoruz? Biz petrolü işliyoruz arkadaşlar ve onlardan çeşitli ürünler elde ediyoruz. Yine mesela gübre fabrikaları, biliyorsunuz fosfat bunun ham maddesi, yapay gübre elde ediliyor. Yine bu alanda işte mesela Bandırma'da, İzmir Aliağa'da, yine Kocaeli'de, İskenderun'da, Ceyhan'da, Adana'da biz gübre üretim tesislerini görüyoruz. Yine ilaç sanayi başta İstanbul olmak üzere yine Kocaeli'nde ve Tekirdağ'da. Sabun ve deterjan deyince yine İstanbul, İzmir, Balıkesir, Gaziantep illeri geliyor arkadaşlar. Taş ve toprağa dayalı sanayi deyince tabii ki seramik. Yine kireç, cam, tuğla, çimento, kiremit bu ürünleri görüyoruz. Türkiye'nin en gelişmiş üretim alanlarından biri çimento sanayi ve çimento fabrikaları çok yaygın çünkü malzeme direkt toprak. Dolayısıyla da oldukça önemli bir sektördür arkadaşlar bu alan için. Yine cam üretimi deyince tabii ki cam biliyorsunuz ki beyaz kum olarak adlandırılan kuvars kumunun yanı sıra kireç taşı, sodyum sülfat ve bazı kimyasallar arkadaşlar yüksek sıcaklıkta erimesiyle birlikte üretiliyor. İlk cam fabrikası Beykoz'da kurulmuştur arkadaşlar. Daha sonra Kırklareli, Tekirdağ, Mersin ve Eskişehir'de yine cam fabrikaları bulunmaktadır diyoruz. Tabii ki hani Türkiye'de nüfusun hızlı artması, hızlı şehirleşme sonucu artan konut ihtiyacı tuğla ve kireç sanayinin yine geliştiği iller arasında sayılabilir arkadaşlar. Yine seramik, porselen, fayans bunlar da çok önemli. İşte mesela Bozüyük, Söğüt'te, Kütahya'da, İstanbul, İzmir, Çanakkale gibi illerde yine seramik ve porselen deyince aklımıza gelecek olan sahalar olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Makine sanayi derken tabii ki ulaşım araçları. Burada da bir görselde de bir ulaşım aracını görüyoruz. Ulaşım araçlarının yapımı, elektrikli makinelerin imalatı, işte tarım aletlerinin yapımı, savunma sanayine ait araçların imalatı gibi konularda oluşturulmakta. Türkiye'de otomotiv sektöründe ilk tesis 1954 yılında kuruluyor. Tuzla'da kuruluyor arkadaşlar ve ilk yerli üretim Eskişehir'de. Eskişehir'e gidenleriniz varsa mutlaka Devrim adıyla arkadaşlar yapılıyor, imal ediliyor. Hala çünkü sergileniyor Eskişehir'de. Eğer yolunuz düşerse mutlaka ilk yerli otomobili görün arkadaşlar. Bu şekilde günümüzde de özellikle ya dışarıdan gelen ya da yine yerli üretim ya da dışarıdan gelen ürünlerin birleştirilmesiyle otomotiv sanayinin önemli olduğunu özellikle Adapazarı, İzmir, İstanbul, İzmir illerinde daha çok olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine gemi tersaneleri özellikle hani kıyı olan alanlarda işte İstanbul, İzmit, Tuzla hani bu alanlarda daha çok o gemi yapımının olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki biz jeopolitik açıdan da oldukça önemli bir konumdayız bildiğiniz gibi. Dolayısıyla savunma sanayi de bizim için oldukça önemli. Buradan makine kimya endüstri kurumu, işte askeri elektronik sanayi, Aselsan, yine askeri pil sanayi, hava elektronik sanayi, bunlar savunma sanayinin başlıca kurumlarıdır arkadaşlar ve Türkiye'deki ilk silah fabrikası da yine Kırıkkale'de kurulmuştur. Biliyorsunuz petrol rafinerisi de var Kırıkkale'de. Daha çok orta kısımlar tercih edilmiştir. Bunların kurulumunda Kırıkkale, Çankırı, Ankara ve Eskişehir genellikle orta kısımlar tercih edildiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine hani baktığımızda tabii ki Türkiye'de sanayiyi değerlendirdiğimizde Cumhuriyet'ten bugüne hızla artmış ve çeşitlenmiştir. Atatürk'ün şu sözü sanayinin ülkemiz için önemini ortaya koymaktadır. Her yeni endüstri eseri muhitine refah ve medeniyet ve bütün memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir. İşte bu söz çok önemlidir. Bununla birlikte biz sanıyorum ki daha iyi işler yapacağız. Şu anda sanayi sektöründeki gayri safi milli hasılat sürekli artış gösteriyor. Hedefimiz çok daha ileriye götürmek ama tabii ki özümüzü unutmadan geri kalan işte mesela tarımı unutmadan onu da aynı şekilde aynı değeri vererek bunu da
hani devam ettirerek ama hizmet sektörünü de arttırarak, sanayi de sektörünü arttırarak Türkiye'de mümkün olduğu kadar istihdamı arttırmayı hedefliyoruz ve bu şekilde de çok daha refah seviyesi yüksek bir toplum haline geleceğimizi mutlaka biliyoruz arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.